Çünkü şöyle aslında biz sirkadiyen ritme göre hava karardığı zaman sindirim enzimlerimiz ve hormonlarımız artık yavaşlıyor. Vücut dinlenmek istiyor. Enerjiyi zaten tüketiyoruz ve tamamen dinlenmek, yenilenmek üzere uykuya geçiyoruz. Hı-hı. Uykunun amacı da zaten hücrelerin yenilenmesi ve tazelenmesi. Ama biz vücuda yemek verdiğimiz zaman dediğiniz gibi sürekli çalışıyor ve o yenilenmeye odaklanamıyor vücudumuz. Öte yandan bazı hormonal değişimler var. Burada dikkate alınması gereken şey şu. Biz gece açlığı yaptığımız zaman hormonlarımızda değişiklikler oluyor ve bu sayede sağlık yararı sağlıyor. Bunlar neler derseniz eğer insülin salınımı çok azalıyor. Çünkü bir glikoz girişi yok. Buna karşılık salınan insülin olmayınca yağ yapımı bloke oluyor ve yağ yakımı başlıyor o noktada. Bunun ötesinde gençlik hormonlarımız var. Bunlardan bir tanesi büyüme hormonu. Özellikle gece 2 ila 4 arasında salınıyor bu hormon. Ve de gece açlığıyla beraber bu hormonun salınımı artıyor. Şimdi gece açlığı zaten yağ yakıyoruz. Büyüme hormonu da kaslarımızın yapısını koruyan bir hormon. Dolayısıyla yağ yaktık ve kaslarımızı koruduk. Tam istediğimiz olay gerçekten. Yani uykuda aslında zayıflama denen şey bu mu? Yani bu sistemi takip ederse kişi yatağa girerken birazcık aç olursa ve doğru saatlerde uyumayı tercih ederse aslında büyüme hormonu ne bileyim 40'tan sonra da büyüme hormonu oluyor. Ben 42'yim mesela. Ama büyüme demeyelim, ona da galiba yenilenme hormonu bu sefer. Yaşalma etkilerini geciktirici yenilenmeden bahsediyorum. Evet, growth hormon dediğimiz bir hormon aslında bu. Ve devamlı olarak çalışıyor. Evet, yani biz yaşadığımız müddetçe bu hormon salınıyor. Ya işte hep şuraya dönüyoruz. Sedanter dediği, sedanter dedim değil mi? Doğru. Evet. Yani doğaya dönüş. Eskiden nasıldı? Hava kararınca yatağa girilir. Ve hava birazcık kararmaya başladığında akşam yemekleri daha erken yenirdi. Ve sabah gün ışığıyla beraber kahvaltı yapıp koşturmacanın başlaması. Ama şimdi yatış saatleri ileriye gitti. Sabah kalkış saatleri daha geçeğinde. Aslında o faydalanmamız gereken o saatleri biz televizyon karşısında geçirmeye başladık. Ya da bu telefonların karşısında. Peki bize şimdi hazır kış geliyor. Hangi tür besinlere öncelik verelim? Bizi izleyen izleyicilerimiz için de böyle güzel bilgiler paylaşmış olalım. Mutfakta hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, kış mevsiminde de daha sağlıklı besleniyor olmak için. Hangi besinler mutfağımızda daha sık yer alsın? Onları öncelikli tercih edelim. Burada bağışıklık sistemini güçlendirmek devreye giriyor ve de iştah kontrolü sağlamak devreye giriyor. Çünkü soğuyan havalarda. Tok tutucu. Aynen öyle. Tok tutacak, uzun süre tok tutacak öğelere ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle kan şekeri regülasyonu sağlayacak besinlerle başlamalıyız. Yani birazcık karbonhidrat alımımızı sınırlandırıp protein ve sağlıklı yağlardan zengin beslenmeliyiz. Neden? Çünkü bunlar bizi daha uzun süre tok tutuyorlar ve özellikle protein metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterdiği için öte yandan kilo vermeye de etkisi olan bir peki makro. Protein örnek verecek olursak sadece et midir bu? Etin dışında nelerden protein alabiliriz? Süt, yoğurt, peynir bu grup protein kaynağıdır, iyi proteindir. Bunun dışında hayvansal protein olarak et, tavuk, balık sayılabilir, hindi sayılabilir. Bitkisel proteinlerimiz var. Var mı diyecektim. Kuru fasulye, mercimek, yeşil mercimek, nohut. Bir takım kuru yemişler de bunu sağlıyor bize. Baklagiller de kıymetli. Dolayısıyla kış yemekleri için. Hem liften çok zengin hem de sağlıklı o proteinden zengin olduğu için mutlaka kışın beslenmemizde yer almalı. Çünkü sağlıklı yağlar dedik. Bunlar da bu arada kuru hangileri yemiş. Hangileri onlar? Ceviz, fındık, badem gibi kavrulmamış çiğ kuru yemişler. Çiğ. Evet. Zeytin, zeytinyağı. Bunun dışında Hindistan cevizi yağı. Bunlar sağlıklı yağ asitleri oluyor bizim için. Ve bunları düzenli olarak tüketmeliyiz. Yemeklerimizde daha çok zeytinyağına ağırlık verelim. Aynen. Her zaman söylendiği evet. gibi. Kızartmalardan birazcık uzak duralım. Karbonhidrattan, ekmekten, hamurdan, şekerden birazcık uzak duralım.